TV19 ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terör operasyonları ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi Atatürk Havaalanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Az sonra sayın bakanlarımız, Genelkurmay Başkanımız, iş adamlarımız Hindistan seyahati için ülkemizden hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu seyahatimizin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak bakımından önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Hindistanlı muhataplarımızla ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra kültür, turizm, eğitim, enerji, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendireceğiz. Erdoğan, TSK'nın Karaçok'a düzenlediği hava operasyonunda öldürülen teröristlerin cenazesine ABD askerlerinin katıldığını gösteren bazı fotoğraflar yayınlanmasına ilişkin "Bilecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir" ifadelerini kullandı. YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde tabii Amerika'nın bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a buyurun diyeceğiz, göstereceğiz. İşte dün de söylediğim gibi hani bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa onlar korkuyla yaşasınlar. Cumhurbaşkanı kabinede revizyon olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı'nın değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Bunun daha da iyi bir konuma geleceğini ama her alanda da tabii ki hükümetimizin başarısı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ İstanbul'da düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ sigarayla mücadeleye değindi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ İstanbul'da düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Yapılaşmanın olduğu yer, daha doğrusu arsa. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Akdağ, İstanbul'da yaşanan bebek anne ölümlerinin sayısını düşürmek için çalıştıklarını ve bu konudaki hedeflerine dikkat çekti. Anne ölümleri ve bebek ölümleri konusunda İstanbul'da oldukça iyileşme sağlamış durumdayız. Ama önümüze bir hedef koyduk. Erken bir hedef bu. 2017'de, 18'de ulaşmayı arzuladığımız bir hedef. Anne ölümlerinde 100 bin hamilede 10 annenin altına düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü kaçınılamayan, her ne kadar çok trajik olsa da kaçınılamayan anne ölümleri gerçekleşiyor. Her 100 bin hamilede bunu 10'un altına düşürmeye çalışıyoruz. İstanbul'da yılda yaklaşık 250 bin, öyle mi oluyor? Hamilemiz var, 240 bin hamilemiz var. Buna göre bu sayıları bu şekilde biraz daha aşağı çekmek için büyük bir gayret göstereceğiz. Bebek ölümlerinde de bunu her 1000 bebekte 7'nin altına, şu andaki istatistik
tanımlamamıza göre 7'nin altına düşürmek için gayret göstereceğiz. Recep Aktağ, İstanbul'da yapılacak olan yeni güçlendirilmiş aile hekimliği sistemi hakkında da bilgi verdi. Bu güçlendirilmiş aile hekimliği sisteminde sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. İstanbul'da muhtemelen 150 ile 200 arasında olacak ve aile hekimleri buralardan destek alacaklar. Servislerle aile hekimliklerinden vatandaşlarımızı ücretsiz biçimde bu sağlıklı yaşam merkezlerine taşıyacak da bir sistem kuruyoruz. Buralarda röntgen imkanı, ultrason imkanı, mamografi, kanser taramaları, şişmanlıkla hareketsizlikle ilgili mücadeleler, sigara bırakma poliklinikleri, verem savaşla ilgili mücadeleler, anne çocuk sağlığı, üreme sağlığı ile ilgili hizmetler gibi tamamen hastaneye gitmeden önce halledebileceğimiz hususları, daha sağlıklı yaşamak için öğreneceğimiz hususları geliştireceğiz. Bakan Aktağ, sigarayla mücadelede çok kararlı olduklarını kaydetti. Sigara mücadelesinde çok kararlı olduğumuzu, sigaraya karşı mücadelede, bir kere daha tütüne karşı mücadeledeki kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın benden istediği en önemli görev alanlarından biri sigara mücadelesi, özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesidir. Aktağ, sigarayla mücadelede mekan sahiplerine seslendi ve uyarıda bulundu. Kanunlar var, kanunların bize yüklediği sorumluluklar var. Kapalı mekanlarda yaşayan ve sigara içmeyen insanların sağlığını korumak zorundayız. Dolayısıyla hem kanuni yükümlülüklerimiz, hem görev yükümlülüklerimiz, görev anlayışımız kapalı mekanlarda sigara içilmesini önlemek için bizi mecbur bırakmaktadır. Cezalar var, para cezaları var, kapama cezaları var. Şunu bütün kapalı mekan sahipleri bilmelidir. Kapalı mekanlarda sigara içirirlerse bu cezaları yiyeceklerdir. Kaçınılmazdır bu. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. Selam! Dur! Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında emek ve alın teriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği, alın teri ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkenin mutlu geleceğine yürüyüşünde çalışanların emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Erdoğan, toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve emekçilerin tüm toplumun desteğiyle birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli gördüklerine işaret etti. Çorum Belediyesi ile Küresel Araştırma Düşünce Merkezi işbirliğinde düzenlenen teorik ve sosyolojik kökleriyle 15 Temmuz Sempozyumu'nun dün son oturumunda kapanış konuşmalarının ardından sonuç bildirgesi okundu. Ruslar böyle bir değerlendirici kadar yok. Çorum Belediyesi ile Küresel Araştırma Düşünce Merkezi işbirliğinde düzenlenen teorik ve sosyolojik kökleriyle 15 Temmuz Sempozyumu'nun sona ermesiyle sonuç bildirgesi okundu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin teorik ve sosyolojik yönlerinin akademik çalışmalarla ele alınması amacıyla kentteki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda toplamda 6 oturum yapıldı. Devleti yönetenler açısından. Kapanış konuşması yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Ömer
Türker, sempozyuma destek ve katkıda bulunan Çorum Belediyesi ile Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'ne teşekkür etti. Ben öncelikle sempozyuma destek veren Çorum Belediyesi'ne, sempozyuma katkıda bulunan Küresel Araştırma Düşünce Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Yine bu sempozyum katılımcı hocalar sayesinde ve dinleyici arkadaşlar sayesinde gerçekleşti. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar sayesinde bu sempozyumu icra ettik. Türker dikkat çekmek istedikleri hususları sonuç bildirgesi olarak dile getirdi. Birincisi modernleşme sürecinden kaynaklanan problemlere konuşmacı arkadaşlar dikkat çekti. İşin zannediyorum çok tartışılması gereken boyutlardan birisi bu. İkincisi rejim ile halkın beklentileri arasındaki gerilimin yol açtığı boşluk ciddi anlamda bir türlü hareketlere sebebiyet verdiğine dikkat çekildi. Üçüncüsü İslam geleneğinin temel teorilerinin nasıl devam ettirileceği konusunda İslam dünyasının son 200 yılda krizi devam ediyor. Konuşmanın ardından da plaket takdimiyle sempozyum sona erdi. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 7.sü düzenlenecek olan Kitap ve Kültür Günleri 2 Mayıs Salı günü başlıyor. Fuarın açılışı ise 5 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Saat Kulesi yanında gerçekleştirilecek. 7. Kitap ve Kültür Günleri başlıyor. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 7.sü düzenlenecek olan Kitap ve Kültür Günleri 2 Mayıs Salı günü açılacak. Fuarın açılış töreni ise 5 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Saat Kulesi yanında gerçekleştirilecek. Başkanım bir dakika. Başkanım sen. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 7. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri'nin 2 Mayıs'ta başlayıp 21 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi. Fuar boyunca çok sayıda yazarın Çorum'a gelerek okurlarıyla buluşacağını vurgulayan Başkan Külcü, Kitap ve Kültür Günleri'ne tüm Çorum halkını davet etti. Yine bir aşinalık var değil mi hocam? Çorum'un Kargo ilçesine bağlı Alioğlu köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 ev yandı. Çorum'un Kargo ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan 60 haneli Alioğlu köyünde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Kendi çabalarıyla yangını kontrol altına alamayan köylüler itfaiyeye haber verdi. Kargo Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Çorum merkez ve ilçelerden de itfaiye istendi. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken yaklaşık 45 evin hasar gördüğü belirtildi. Kargo Belediye Başkanı Zeki Şen, çok şükür can kaybımız yok ancak 45 ev yangında hasar gördü dedi. Yangının ardından afet ekipleri evleri yanan köy sakinleri için köyün girişindeki alanda çadır kurmaya başladı. TV19 ekranlarında gündemin önemli konularının ele alındığı Bakış Açısı programında Murat Erdoğan'ın bu haftaki konuğu güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar oldu. Merhaba sevgili TV19 izleyicileri, bir Bakış Açısı programında daha sizlerle birlikteyiz. TV19 Genel Yayın Yönetmeni Murat Erdoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı Bakış Açısı programına bu hafta güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar konuk oldu. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sempozyumdan dolayı Çorum'umuza geldiniz. Evet. Hoş geldiniz.
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, ülke gündeminde önemli bir yer edinen terörle mücadele çalışmaları konusunda konuştu. Terörle mücadeleyi sadece teröristle mücadele etmezsiniz. Terörle mücadelede öncelikle araziyle mücadele edersiniz. Hava koşullarıyla, iklim koşullarıyla, doğayla mücadele edersiniz. Zamanla mücadele edersiniz. Ve bunların üstünde kendi nefsinizle mücadele edersiniz. Ve hepsinin üstünde de teröristle mücadele edersiniz. Böyle bir şeydir terörle mücadele. Yani Abdullah Ağar, Türkiye'nin Suriye'de sona ermiş Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdi. Fırat Kalkanı harekatı icra etmeye başladık. Gerekçemiz neydi? DAEŞ denilen o terör örgütü sınırın ötesinden bizim kilis başta olmak üzere oradaki yerleşim yerlerimizi sürekli taciz ediyordu. Yani ateş altına alıyordu. İşte gratlarla, katuşyalarla, havanlarla ateş altına alıyor ve masum evlatlarımız, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlardı. Bir diğer tarafıyla terör üretiyordu o alandan. Ve o alandan Türkiye'ye sokmuş olduğu teröristlerle beraber canlı bomba, bombalı araç eylemleri yapıyordu. Ve bir diğer tarafıyla da transferler yapıyordu. Hem oradan bu tarafa hem buradan o tarafa. Ve en son işte Gaziantep'te biliyorsunuz bir işte çocuk üzerinden, çocuk yaştaki bir eşitli terörist üzerinden bir düğünde çok büyük bir katliam yaptılar. Evet. Bununla beraber Türkiye Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Ağar 15 Temmuz hain darbe girişimine de değindi. Bakın hala hepimizin kafasında havadan bir uçak geçse, bir helikopter geçse, Ankara'da polisimiz işte bir alarm tatbikatı yapsa herkes ne oluyor diye, bütün Türkiye bir anda pimpirikleniyor, ayağa kalkıyor, şey yapıyor. Yani travma var çünkü içerisinde. Yani bir şey mi oluyor diyor yine. Bu böyle bir şey. Şimdi biz bunun elbette ki atacağız üzerimizden. Ama bir anda olmayacak. Yavaş yavaş olacak. Bir de bir diğer tarafıyla biz çok yoğun bir terör kuşağı yaşadık. Yakın zamanımızda. Yani evet. PKK üzerinden, DAEŞ üzerinden, PKK'ya angajı, o TAK, Ölümsüzler Taburu üzerinden veya yasa dışı silahlı sol terör örgütleri üzerinden DAEŞ, pek çok saldırıya maruz kaldık. Şimdi bunun da öğretmiş olduğu bir travma var. Onunla o birleşince tabii herkes tedirginlik yaşıyor. Bu şu demek. Yani yeri gelmiş ya, bununla ilgili milletimize de bir cümle kurmak isterim ben. Lütfen. Bu terörün zihin sızması. Terörün hangi şartta olursa olsun zihninize sızmasına izin vermeyin. Sınır hattındaki Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Mardin'e terör örgütleri tarafından son 2 yılda taciz ateşi, havan ya da roket gibi mühimmatla 16 saldırı gerçekleştirildi. İki askerin şehit olduğu saldırılara misliyle karşılık verilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK, PYD, YPG mensuplarınca sınır hattındaki Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Mardin'e Suriye topraklarından son 2 yılda taciz ateşi, havan ya da roket gibi mühimmatla 16 saldırı gerçekleştirildi. İki askerin şehit olduğu saldırılarda misliyle karşılık verilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırına yakın noktada bulunan Mardin'e 4, Şanlıurfa'ya 2, Kilis'e 1 ve Hatay'a yönelik 9 saldırıda 15 Hudut Karakolu terör örgütünün hedefinde yer aldı. Terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin sınır hattında Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan Mehmetçi'ye yönelik hain saldırılarına anında yanıt verildi. Üçüncü harç hazır. Ateş! Karakollarda da hasara yol açan saldırılar, meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık bularak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Suriye ile sınır komşusu olan ve çok sayıda Suriyeli'ye kucak açan Hatay'a da zaman zaman sınırın karşı tarafından saldırılar düzenlendi. Teröristlerce yapılan 9 hain saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 karakolda hasar oluştu. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla 30.101 emniyet mensubunun görevlendirildiğine dikkat çekildi.
İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için bir dizi tedbirin alındığı ifade edildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla 30.101 emniyet mensubunun görevlendirildiğine dikkat çekildi. 1 Mayıs Pazartesi günü kutlamalar sona erene kadar Bakırköy ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi. Trafikteki insanların farklı güzergahlara yönlendirileceği aktarılan ve vatandaşların izin verilen alanlar dışındaki toplanma çağrılarına itibar etmemeleri istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, vatandaşlarımızdan izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri, resmi kurumlarımızın ve görevli personellerin ikaz ve uyarılarına dikkate almaları ve alınan tedbirlerin uygulanması esasında kurallara uymaları hususlarında destek, anlayış ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız denildi. Öte yandan başta Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi olmak üzere bazı noktalar bariyerlerle çevrildi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ile meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Kışın soğuk ve kasvetli günlerinin ardından heyecanla beklenilen baharın ılık ve güneşli günleri geldi. Bahar aylarında yaşanan sık hava değişimleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. TV19 mikrofonuna konuşan 20 yıllık aktar Arif Keçeli, bu hastalıklardan korunmak için papatya çayı ve karışık çayların kullanılabileceğini söyledi. Kışın soğuk ve kasvetli günlerinin ardından heyecanla beklenilen baharın ılık ve güneşli günleri geldi. Bahar aylarında yaşanan sık hava değişimleri insanlarda hastalıklara da davetiye çıkarıyor. TV19 mikrofonla konuşan 20 yıllık aktar Arif Keçeli, bahar aylarıyla gelen grip vakaları için hangi bitkilerin kullanılması gerektiğini söyledi. Bahar aylarıyla gelen grip için papatya kullanabilir, hibisküs çayı kullanabilir, karışık çaylarımız var, hazırlanmış atom çaylarımız var. Onlardan tüketecek, bağışıklık sistemi, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi şeyleri daha çabuk geçirecek veya gelmeden geçirecek. Arif Keçeli bahar yorgunluğu için de arı sütü, polen ve bal tüketilebileceğini ifade etti. Yorgunluk için de sorarsan bahar alerjisi, yorgunluğu, işte bahar alerjisi gibi şeyler için de arı sütü, polen, bal tüketebilir. Aynı zamanda ada çayı içebilir. Göz nezlesi için falan da dediğim gibi üzerlik tohumunu kaynatıp buğusunda durabilir. Aynı zamanda papatyayı kullanabilir. Melisa içebilir. Hibisküs çayıyla da destekleyebilir bunları. Yaz aylarında havaların iyi olması sebebiyle ayakta geçirilen zaman kışa göre neredeyse 2 kat artıyor uzmanlar. Özellikle yazın ayakkabı seçiminin çok önemli olduğunu vurguluyor haber merkezimiz. Ayakkabı seçerken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdı. Yaz aylarında havaların iyi olması sebebiyle ayakta geçirilen zaman kışa göre neredeyse 2 kat artıyor. TV19 mikrofonla konuşan ayakkabıcı Mustafa Hanoğlu, yaz aylarında nasıl ayakkabıların seçilmesi gerektiğini sıraladı. Yazın ayakkabı seçimi, herkes kendi giyebileceği şeyi bilmeli. Geniş, bol bedende ayakkabı almalı. Dar ayakkabılar, dar burnu dar, yani sivri kalıplı ayakkabılar giyinmemeli. Çünkü ayakta devamlı onlar arıza yapıyor. Şey diye, yani ayağı mutlaka bir hasar veriyor. Yani hasar yapıyor, bir şey yapıyor. Bol giyinecek yazın ayakkabıyı. Sonra her gün bir aynı ayakkabı giyilmez. Ayakkabı değiştirilmeli. Ayakkabı havalandırmalı. Yani 3 gün 4 gün giyeceksin, 5 gün sonra tekrar bir
spor giyineceksin yazın. Mustafa Hanoğlu ayakkabı bakımının da önemli olduğunu ifade etti. Ayakkabı bakımı boyasına cilasına bakacaksın ayakkabının. Bir haftada 15 günde bir boyayacaksın ayakkabıyı. Nasıl sen yemeksiz duramadığına göre ayakkabıyı da boyayacaksın. Boyasız ayakkabı olmaz. Hanoğlu kadınların nasıl ayakkabılar giymesi gerektiğini anlattı. Bayanlar topuklu ayakkabılar giydiği zaman ayakta varis, bel fıtığı, yani bütün doktorlara falan hani sağ dinliyoruz ya televizyonda programlardan işte. Yani herkes giyeceği şeyi bilmeli abi ya. Yani ben geniş taraklı ayakkabı giyiyorsam, sivri giydiğim zaman mutlaka dışarıya hoş görüneyim diye bilhassa bayan kafasına göre ayakkabı almıyor abi. Biraderim, bayan çevreye göre ayakkabı alıyor. Mustafa Hanoğlu erkeklerin de rahat ayakkabılar seçmesi gerektiğinin altını çizdi. Yazın rahat, bez türü, hafif. Kış altı kalın ayakkabı giymeyin. Mesela poli taban ayakkabılar giymeyin. Poli hafif, rahat olur. Terletmez. Bu kalın kışlık tabanlar terletir, kokutur ayağı. Yani. Hanoğlu yazın ayakkabı alırken ayağı sıkmayan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini aktardı. Yazın alırken bir numara büyük alacaksın. Sonra üstü muşamba o değil, bez türü. Yani üstü keten, bez türü, keten türü ayakkabılara dikkat edeceksin. Çünkü onlar emitasyon, hava almıyor. Emitasyon demek ki muşamba demek. Muşamba demek içinde hava delikçi. Deri gözenekler olduğu için ayak deride hava alıyor. Bezde hava alıyor, ayak dinleniyor. Yıllardır ayakkabıcılık yapan Hanoğlu, ayak kokusunu önlemek için yapılması gerekenleri de aktardı. Çorabını neye dikkat edeceksin? Giyerken o ayakkabıyı her gün giymeyeceksin. Ayakkabıyı da bol alacaksın. Bir de muşamba ayakkabılar var. Emitasyon diyoruz. 20-25 liraya satı 30. Millet hani alım gücü olmayanlar giyiyor ama kokuyor. Müthiş kokuyor. Deri alacaksın. Deri ürününden şaşma. Deri. Zonguldak Limanı gümrük sahasında bir tırda antitank füze yapımında kullanılan iki dürbünle iki tetik mekanizması ele geçirilirken gözaltına alınan İran uyruklu bir kişi tutuklandı. Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimi kapsamında 27 Nisan'da Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı gümrük sahasına giden EE'nin kullandığı tırın çekici ve dor sesinde arama yapıldı. Aramada gizli bölmelere saklanmış halde antitank füze yapımında kullanılan iki dürbünle iki tetik mekanizması ele geçirildi. Olaya ilişkin İran uyruklu tır sürücüsü EE, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bu arada EE'nin Ukrayna'dan aldığı malzemeleri Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'ndan İran'a götürüleceği öğrenildi. Başkentte iddiaya göre madde bağımlısı şahısların neden olduğu yangın panik yarattı. İtfaiye ekipleri terk edilmiş binadaki yangında anında müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ankara Çankaya'da saat 15.30 sıralarında iddiaya göre madde bağımlısı şahıslar yangın çıkardı. Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir binanın en üst katında çıkan yangın panik yarattı. Binada yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangına anında müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle tarlaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Bursa'da hafif ticari aracıyla ailesini pikniğe götürmek isteyen 55 yaşındaki Süleyman Kocaağa, Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağı mevkiinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yolun sağındaki tarlaya uçtu.
Ağaca çarparak duran otomobilde sürücüyle birlikte eşi 53 yaşındaki Ayşe Kocaağa, gelini 30 yaşındaki Sema Kocaağa ve torunu 3 yaşındaki Tuana Kocaağa hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Anne sağ çocuğum. Kalp krizi geçiren ve kalbi duran Süleyman Kocaağa, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara'da virajı alamayarak yoldan çıkan bir otomobil yol kenarındaki boş arazide takla attıktan sonra ters bir şekilde durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde saat 15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bağlum'dan Ankara çevre yoluna seyir halinde olan Selim Aydın kontrolündeki otomobil Ankara çevre yolu bağlantı noktasında yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil yol kenarındaki boş arazide ters bir şekilde durdu. Otomobilde bulunan sürücü Selim Aydın, eşi Hicran Aydın'la çocukları Muhammed Taha ve Ömer Asaf Aydın hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları tedavi edebilmek üzere çevre hastanelere götürdü. Hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden boşanan şahıs intihar etmek amacıyla çıktı. Çetinkaya Köprüsü'nün üstünden atlamak istedi. Şahsı son anda bir sivil polis memuru belinden yakalayarak intiharı önledi. Kesinlikle gelmesin. Geldiğimiz yok zaten. Geldiğimiz kimse gelmesin. Seninle bak buradan konuşuyorum farkında. Kimse. Samsun-Sinop karayolunda bulunan Çetinkaya Köprüsü'nün üst kemerine çıkan 35 yaşındaki UA'yı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden polisle birlikte Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 acil ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. O benim gözlerimin içine bakarak benim sorduklarıma cevap versin. Ben her şeyden vazgeçeceğim. Her şeyden vazgeçeceğim. Öleceğim ben. Bir türlü ikna edilemeyen ÜA, 3 gün önce eşinden boşandığını ve eşi gelmediği takdirde kendini atacağını söyledi. Şahsın kendini atma ihtimaline karşı Samsun'dan giden polis dalgıç ekipleri Kızılırmak Nehri'nde köprünün altında önlem aldı. Samsun-Sinop karayolundan geçen araçlar yolda konvoy oluştururken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe açarken polisler de köprüde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ikna etme çalışmaları sonuç vermedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekibi personeli Yusuf Güvenay itfaiyenin merdiveniyle şahsa yaklaştı. UA ile ikna etmek için konuşan polis memuru şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak onun beline sarılarak merdivenin sepetine çekti. Şahıs yere indirilerek ambulansa alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 eşçi son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 talihsiz işçi son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kayınpeder ve damat olduğu ortaya çıkarken hem eşini hem de babasını kaybeden Nevin Keskin ise cenazede büyük acı yaşadı. Okunan İhlas-ı Şerifleri, Fatihaları,
dergah hazreti uluhiyetinde kabul eyliyorum. Bir cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Afat ve 112 ekiplerinin yoğun çalışması sonucu göçük altındakilerden 3'ü yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayda Necmi Keskin, Erol Zaman ve Ahmet Boz'un cenazelerine ulaşılmıştı. Hasan Temiz, Hüseyin Akyol ve Uğur Akyol da yaralanmıştı. Cenaze namazından önce acısını anlatan Ahmet Boz'un yeğeni Mehmet Salih, "Üçü de çok mükemmel insanlardı. Allah mekanlarını cennet eylesin," dedi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Kalkancı Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz işçiler Kalkancı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Gürpınar Başkale üzerinde ET yönetimindeki araçta Lisa isimli dedektör köpekli arama yapıldı. Araçtan 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Üstünde kahve var. Kovmasın diye. Evet, renk görünüm itibarıyla eroin maddesi olduğu. Renk ve görüntü itibarıyla eroin maddesi. Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç şoförü ET, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi. Çankırı'da bir kadın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay Çankırı Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zehra Kalenderoğlu, eşinin bahçede çalıştığı sırada evin kapı ve pencerelerini kapatarak evde bulunan sobayı yaktı. Bir süre sonra sobadan sızan gazdan zehirlenen Kalenderoğlu hayatını kaybetti. İlçedeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı bildirilen Kalenderoğlu'nun iş yerinden bir süreliğine izin aldığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. İki çocuk annesi olan Kalenderoğlu'nun cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağrı'da 14 yaşındaki Sema Nur Tavkaş teşhis konulamayan rahatsızlığı nedeniyle 9 yıldır güneşe çıkamıyor. Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Aşağı Gözlüce köyünde oturan 14 yaşındaki Sema Nur Tavkaş 9 yıldır güneşi görmeden hayatına devam ediyor. İçeri gel. Gelmezsen seni götürürüm. 5 yaşında rahatsızlanarak önce Ağrı, ardından Erzurum ve İstanbul'daki hastanelere götürülen ve tam anlamıyla teşhis konulamayan Sema Nur hastalığı nedeniyle dışarı çıkamıyor. Ev içerisinde her gün güneş yağını sürerek oturan Sema Nur, ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Sema Nur'un tek isteği ise eğitim hayatına evinde devam edebilmek. Tamamdır.
burada. Burada nereye gitti? Arkadaşları gibi dışarı çıkarak oyun oynamak istediğini belirten Sema Nur Tavkaş, evde çok sıkıldığını ancak buna mecbur olduğunu söyledi. Oynamak istiyorum. Ben arkadaşımın yanına gitmek istiyorum. Sema Nur dışarı çıkınca gözlerinde ve kafasında yaralar oluşuyor. Oynamak istiyorum. Arkadaşımın yanına gitmek istiyorum. Ben. Tedavi olmak istiyorum ben. Ben. Dışarı çıkmak istiyor musun? Evet. Özledin mi dışarı çıkmak? Evet. Ne yapacaksın dışarı çıkınca? Oynamak istiyorum. Baba Mehmet Şirin Tavşak'ta 9 çocuğundan ailede bir tek Sema Nur'un bu hastalığa yakalandığını vurguladı. Doktora götürdüm, hiçbir çare bulamadılar. Bir teşhis koymadılar. Ondan sonra ne güneşe çıkıyor, o arkadaşları gibi okumak istiyor. Arkadaşı gibi dışarı çıkmak istiyor, oynamak istiyor. Anası da bir tarafta onu bakmak suretiyle evde kalıyor, bir yere gitmiyor. İşte ben istiyorum ki devlet bize bir sahip çıksın. Çocuğumu tedavini olmak için ne gerekirse onu istiyoruz. Anne Suzan Tavkaş ise Sema Nur'un dışarıya çıkamaması nedeniyle kendisinin de dışarı çıkmadığını dile getirdi. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 18 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haber bülteninin bu akşam da sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. TV 19'da kalın, hoşça kalın.